Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün uzun bir yolculuğumuz olacak. Bursa'ya gidiyoruz. Maksat 114'ün yanına. Bu videoda muhtemelen askerden önce son vlog olacak. Bayağıdır zaten bu vlogun geleceğini söylüyordum, bekliyordunuz. Bir 3 saatlik yolumuz var. Sakarya'dan Bursa'ya gideceğiz. Maksat 114'e. Geçenlerde Hasan'la beraber gitmiştik. Bugün de Hasan'la beraber gideceğiz. Öyle bir 2-3 gün kalacağız inşallah. Yani güzel bir vlog olacak diye düşünüyorum. Bu videoda da askere ne zaman gideceğimi öğreneceksiniz arkadaşlar. O zaman gidelim Hasan'ı alalım. Hadi arkadaşlar, askere gidiyoruz artık. 1,5 yıldır da vlog gelmiyordu. Şöyle koyalım abi de. Yamuk koydum galiba arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, bu arada bu videoda sizden bir 15.000 like bekliyorum arkadaşlar. Brawl Stars'lara like atıyorsunuz. Bir vloga da like atın. Bu arada nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Işık iyi değildir muhtemelen. Neyse. Evet, şimdi Maksat 114'e geldik. Bir bakalım, sizi gezdireyim bir Maksat 114'e. Gerçi bizi gezdirecekler. Ben de onlarla beraber sizi gezdireceğim. Yani böyle 4 katlı bir yer. Böyle alt kat var, üst kat var. Bayağı her şey var yani. Zilimizi bastık. Sigara içmek yasaktı arkadaşlar. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Nereden çıktınız? Böyle sürpriz oldu ya bize de. Allah Allah. Nasılsınız efendim? Valla şok içerisindeyim şu anda. Allah Allah. Şok içerisindeyim. Arkadaşlar biz az önce buradaydık da şimdi hani yeni geliyormuş gibi yaptık. Buyurun. Yalan olmasın. Gel kameraman kardeşim. Evet kameraman kardeşim. Sen de. Sen git biz geliyoruz. Peki de ben gideyim. Sen git biz geliyoruz. Git git içeri git. Biz öyle anlaşıyoruz yani aramızda. Girebilirsin. Evet efendim, burası neresi? Burası bizim kafemiz. Burada bizim yaklaşık 15 çeşit içeceğimiz var. 15 çeşit içecek. Fırat Besi'nden, Amerika Tunusu'ndan, işte Ayşe Amerika'ndan. Tabii buyurun. Ha, girebilmek serbest mi? Sana serbest. Yanlış anlaşılmasın. Ha, bana serbestmiş arkadaşlar. Eğer 2,5 milyon aboneniz varsa siz de girebilirsiniz arkadaşlar. Evet, 2,5 milyon Laz, 3 milyon gelebilir değil mi? 2,5 milyon işte, üstüyse gelsin. Ha, tamam Laz, gelebilirsin, inşallah gelirsin. Evet, burada 15 çeşit içecek var. Tabii. İşte Fırat Besi var. Mesela kameramenden söylemiyorum. Murat'ti dedi, Trat'ti dedi. Fırat'ti dedi. Bunun isminin ne olduğunu bilmiyorum. İsmini... Bir dakika, ismi Yavuz. Fırat'tı. Arkadaşlar ismi Fırat'tıymış. Evet. Afiyet olsun. Ne bu? Murat'tı. Yani şimdi bunlar ücretsiz mi efendim? Bunların hepsi ücretsiz. Vay be. Yani herkes gelip içebiliyor. Tabii. Çünkü yani dışarıda bir kafede oturacağına bir adam gelsin. Burada içsin kafesini. Burası bildiğin gençlik merkezi ve aynen öyle. 10 numara bir şekilde böyle kahvesinden tut. Başka nereye? Efendim? Kahveden tut nereye? Kahveden tut çay yastığı falan. Şimdi o zaman buradan bir çıkayım. Ama ben bir kahve yapabilir miyim? Tabii. Barista arkadaş öyle. Barista ne? Barista değil, çay ister. Bir tane köpüklü bir kahve yaptıydım. Fırat mı diyorsun? Fırat mı mıydı o? Fırat Bey'di o. Ha tamam, ondan yaparız inşallah. Tamam, Fırat Bey yapalım. Yani burası genel olarak böyle. Bugün sakin bir gün. Normalde işte kalabalık oluyor. Biz geldiğimizde cumaydı. Bayağı kaç kişi vardı? 300-400 kişi vardı. Burada da okuma yapılıyor da adamı bölmeyelim. Evet, çıkabiliriz. Böyle çok takvalı kardeşlerimiz var burada. Aynen, böyle gece gündüz Kur'an okuyor. Biz de anladık. NPC gibi orada duruyor. Kur'an okuyor sadece. NPC gibi mi? Duruyor aynen. Onun tek işi orada Kur'an okuyor. Biz geldiğimizden beri okuyor olabilir bazıları. Şu an bilmiyorum da. Evet, çıkalım buradan o zaman. Yavuz, bunlara NPC mi diyoruz? Aynen, bunlar NPC diyoruz. Robot bunlar, bilgisayar. Giriş böyle. Maksat'a geldiğinde burada beni buluyorsun. Ben seni karşılıyorum. Benim en çok merak ettiğim yer var. O aşağı kattaydı değil mi? Aynen. Ne aşağı kattı? Masa tenisi. Masa tenisi aşağı katta. Ha, ben çünkü profesyonel bir oyuncuyum. Vay canına. Allah'ım. Yani bir başkayım yani. Yani... Bambaşka. Ne diyor bu? Bambaşka. Onu oynayabilir miyiz? Sen oynarsın. Bir kapışalım. Bakalım. Bizim Hasan'ı yenmişsin çünkü. Hasan'a yazık ettik ya. Valla çok çocuk demedik. Arkadaşlar gerçekten ilim yuvası. Burada hem namazlar kılınıyor, hem sohbet dinleniyor şurada ve burada bir de masa tenisi oynanıyor. Yani hep geniş alanda böyle geliyorsunuz. Bakın ben şuraya geleyim hatta. Şöyle alabilir miyiz? Ben de karşıya mı geçeyim? Aynen. Burası arkadaşlar çok hoşuma gitti. Bizim evde böyle değil çünkü. Bak çok uzakta böyle vuruyorsunuz. Sonra bir daha derken usta şöyle değişik, bak alanın genişliği arkadaşlar görüyorsun. Allah! Hasan nazar değdiriyorsun bu oyunu. Hasan nazar değdirdin her yol. Hasan korkun. Oğlum niye her şeyi benden biliyorsun? Oğlum bulaşacak biri lazım. Bak ben buradan vuruyorum o zaman. Hadi. Karşılayabilecek misin ama ona göre vuracağım. Atarsan karşılarız. Tamam dur. Hasan atamıyorum mesela. Kamerada çıkmadı abi oraya. Harbi mi? Şaka yaptım. Ya oğlum gördünüz mü ya? Ya bu alanın genişliği çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kesme seviyorum diyorsun. Tamam, kesme seviyorum. Kesme bir daha göremezsin. Bak göremezsin. Hile yapılmış. Hile yapılmış. Hasan yapmış olabilir belki. Hasan yapmış. Bu kadar yeter. Çok aydın bu yeter. Bu kadar yeter. Ama oynuyoruz yani. Oynuyoruz deli gibi. Normalde burada sohbet oluyor. Yani yaklaşık 500 kişi falan sığıyor bu sohbet salonunda. Cuma günü buradaydık. Aynen. Bayağı bir 500 kişiye yakın tabii, vardı tabii. Değil mi o gün? Yani işte dersleri falan burada yapıyoruz. Artı namazlar da burada kılınıyor. Aynen. Ya o çok hoşuma gitti ya. Biz geldik. Yumuşacık ya. Biz böyle yerleri seviyoruz ya.
Bayağı iyi. Yumuşak olduğunu kanıtlamış olduğunu bu hareketle. Aynen arkadaşlar, nasıl kanıtlayabilirsin? Düşündüm böyle, yumuşak nasıl kanıtlayabilirim? Gelin görün arkadaşlar. Gelip burada yatmanız lazım. Zaten sabah şurada birisi yatıyordu. Yavuz değil mi? Evet. Hasan yatıyordu. Şurada da birisi. Orada da Hasan yatıyordu. Evet, sohbetler burada oluyor. Hocam bir sohbet verebilir miyim? Buyur tabii, sohbet ver. Buyur hocam. Şimdi ayıp olmasın. Fatih Hoca falan burada sohbet veriyor. Ben de yerleşi hocasın. Ha, eyvallah. O zaman arkadaşlar ben de bir ara gitmeden askere şey yapayım. Burada bir sohbet verelim. Ama bana bir sohbet çalıştırmanız lazım. Hocam şuraya bir video koyabilir miyiz Fatih Hoca'nın? Sen ne biliyor musun? Burada full el kol hareket yap. Sanki hitap eder gibi. Arkaya müzik koysun. Stok video gibi girsin. Sana diyorum hey, sana. Peki sen, işte nefsine bu kadar düşkün olursan, tabii ki. Evet. Ben gidiyorum ya. Az kalsın ağlayacaktım. Çok dokunaklıydı, az kalsın ağlayacaktım. Ya işte biraz sohbetlerim damardan oluyor. Çok damardan. Ya aşırı damardan. O kamerayı ağzıma sokamam Hasan, tamam mı? Sen benimle uğraşırsan ben de seninle uğraşırım. Şimdi ben bir kahve yapacağım. Yani aklınızı kaybedeceksiniz. Arkadaşlar geçen bir tane yaptı. Hala, %90 süt, %10'luk bir kahve kısmı vardı. Yavuz ne diyor bu? Güzel ya, şekerli bir süt içtik. Ama o zaman yukarı bir biraz çalışalım inşallah. Bir kahvemizi alalım öyle. Kahvemizi alalım. Evet, şimdi karıştırma kabımızı alıyoruz. Burada gördüğün gibi bak, frozen'ı burada yapıyoruz mesela. Frozen mi yapıyorsunuz? Ha, frozen buzlu. Sevenler tabii. Ha. Frozen sevenler belli etsin mi kendini yorumlarda? Arkadaşlar frozen sevenler varsa yorumlarda bekliyoruz. Bak kahvemi göreceksiniz. Ölümcül kahve miydi bu? Ya bu ölümcül demeyelim. İnsanlara gerçekten hani zevk veren bir kahve diyebiliriz. Tamam. Yani hoşnut olacaksın. Bu şimdi senin övdüğün kahve mi, buranın kahvesini mi yapacaksın peki? Ya buranın kahvesi. Buranın kahvesi. Aynen. Ben neydi adı? Frappe. Tamam. Yani frappe arkadaşlar. Geldiğiniz zaman siz de bedava içebilirsiniz. İlk öncelikle şöyle kahvemizi alıyoruz. Bak tam kıvamı önemli ama bu. Bir yarım daha atalım. Bak şöyle, zaten ben bunun kıvamını hissedince duracağım. Biraz daha. Bu. Şimdi de bir ölçekte şeker. Aynen. Şöyle atıyorum. Doğru tamam. Mudur? Harika oldu. Tamam. Çok bir çeyrek atabilirsin. Onu tepeleme şey... yapmadın çünkü onu. Şöyle değil mi? Aynen öyle. Şöyle, hatta birazcık daha. Şöyle, tamam mı? Çok bak. İnce mi? Çok ince mi? Bakayım. Çok ince olmadı sanki. Sana Yunanistan'dan getirdiğimiz özel makineyi gösterdim. Bu Yunanistan'dan mı? Bunu herkes elleyemiyor. Hasan gel. Elle makine Hasan. Ellemek için. Hayır Hasan elleyemez. Hasan o kadar abanesi yok. Bugün sana balık tutmayı öğreteceğim. Balık vermeyeceğim. Ha, bana balık verme. Aynen. Balık tutmayı öğret. Tamam. Şimdi buna basıyorsun. Sonra bunu böyle şu şekilde karıştırıyorsun. Kıvamımız oldu. Şöyle bakarsanız şöyle. Kıvam budur. Kıvam budur. Deli gibi bir köpük olacak. Tamam, buzu ekleyelim. Oy. Evet. Ne? Sonra bir karıştıralım bunu. Yok, karışmayacak bu. Karışmayacak mı? Buna direkt pipetimize ekliyoruz. Ha, bunu da direkt böyle. Cam pipet sarız. Oo. O zaman derse çıkalım. Ders yapalım. O sırada beklesin mi diyorsun? Evet. O sırada şey derste gider ya. Gider. Okay. Evet, burada da derslerimiz oluyor. Biz geçen şurada ders yapmıştık. Ama kapalı teras bu. Ben dökmeyeyim. Bunu az daha dökecektim. Evet. Şöyle manzarayı gösterebilirsin. Manzara güzel Uludağ manzarası var. Uludağ mı burası? Evet. Bursa'da gördüğün her yer Uludağ. Dağ olarak. Şimdi bak, ama sen ders yapacağız Hasan. Geç otur. Artık kameraman değilsin. Sen de bizle ders yapacaksın. Hadi be. Biraz ilimleneceksin. Değil mi? Bilimlenecek bir de. Hem ilimlenecek hem bilimlenecek. Şimdi burada diyor ki genel olarak yani Allah'a canını malını nefsini satmak mevzusundan en sonunda da şeye geliyor. Helal dairesi geniştir diyor. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yok. Devamında da diyor ki feraiz ilahi ise yani Allah'ına farz ettiği şeyler işte namazdır, oruçtur bunlar da hafiftir zaten. Arkadaşlar kamerayı ben aldım şu anda. Hasan geldiğinden beri PlayStation oynuyor. Adamı kaldıramıyoruz buradan. Geldiğinden beri şu şekilde. Hasan kendine gel. Hasan! Bırak oğlum artık. Bırak! Bırak oğlum. Bırak oğlum, bekle. Ve gerçekten oynamayı da bilmiyor. Bakın Paris'le oynamasına rağmen Giresun'dan 5 tane gol yemiş. Oğlum bir oyun için değmez. Oğlum bak şu gol at. Hayır! Gol yedin Hasan. Hayır. Hasan gol yedin. Giresun'u Yavuz. Hayır, Paris'te nasıl Giresun'dan 6 tane gol yedin ben onu anlamadım. Yani sen eli kolu olmayan biri oynasa 6 tane gol yemez. Hayır. Ya biz çıkalım Yavuz gel. Bu arada arkadaşlar askere gidiyorum biliyorsunuz. Yani bir süre görüşemeyeceğiz maalesef. Ve ben de böyle bir vlog yapayım dedim. Sizlerle sonuçta 6 ay görüşemeyeceğiz. Üzgün müyüz Hasan? Üzgünüz abi. Evet arkadaşlar ben de üzgünüm ama 6 ay be. Dile kolay. Evet bu arada askerlik tarihim belli oldu. Saçlar gidiyor. Kele vuracağız.
Kel göreceğiz seni abi. Yani yıllarımı vermişsin biliyor musun? Tamam da abi çok felsefe yapma. Ha tamam. Evet bu arada 25 Temmuz'da gidiyorum. Daha bir 2-3 ay buradayız. Haberimiz olsun. Yani siz benim Mayıs'ta gideceğimi zannetmiştiniz. Ama şu an şurada görüyorsunuz. 25 Temmuz'muş. Abi piyasadaki BS YouTuber'lar üzülsün mü 2-3 ay daha? 2-3 ay daha buradayım. Bir 3 milyon yapıp gideriz inşallah. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Buradan da onun bir öncekine. Daha fazla vlog istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Abone olun. Bay bay. Abone de olun. Hadi.